Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Ben Nihan Yaşaroğlu Avcı. Kendini Bilmek programıyla karşınızdayız. Hayatın içinden meseleleri konuşacağımız, kendimizi bilmeye, bulmaya çalışacağımız bu programı izleyen herkesin fayda sağlayacağını umuyorum. Hayatın içinden meseleler diyoruz ve bugün soframızda yeri çok büyük olan bir konudan bahsedeceğiz. Tuzu ele almaya çalışacağız. Birkaç haftadır beslenmeyle ilgili farklı başlıklara değiniyoruz. Tuz da bunlardan birisi, yine çok önemli başlıklardan biri. Tuzla beraber tabii sağlığa etkilerini de ele alacağız. Stüdyodaki konuğum fitoterapi ve iç hastalıkları uzmanı doçent doktor Aynur Arslan. Aynur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ve online olarak bize katılım sağlayacak konuklarımız gıda yüksek mühendisi Sertaç Özer. Sertaç Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ve günaydınlar. TÜKONFET Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Komite Başkanı gıda mühendisi Nurten Sırman. Nurten Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Dediğim gibi bugün tuzdan bahsedeceğiz. Sağlığa etkilerini konuşmaya çalışacağız. Ben öncelikle Aynur Hanım sizle başlamak istiyorum. Tuz diyoruz ama tuzdan önce genel bir çerçeve çizmek adına beslenmeyi ele alacak olursak, beslenmeyle ilgili neden hayatımızda bu kadar önemli? Aslında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Neleri gözden kaçırıyoruz? Biraz bunlardan bahsedelim. Sonrasında da tuza geçiş yaparız. Beslenmede hepimizin en başta temel alması gereken konu dengeli beslenmek. Yani hiçbir şeyde aşırıya kaçmamak ve hepsinden protein, yağ, amino asitler, özellikle proteinlerin son ürünleri olan, karbonhidratlar, özellikle bunu doğal olarak elde edilen gıdalardan almamız, yağları, sağlıklı yağları kullanmamız, bunun yanı sıra vitamin ve minerallere de dikkat etmemiz, sonuçta dengeli olarak beslenmemiz sağlığımızı korumamız açısından son derece önemli. Dediğim gibi gıda ile ilgili genel bir giriş yapacak olursak, Sertaç Bey sesim geliyor mu acaba size? Evet, evet şu an alabiliyorum gayet güzel. Evet ama ben Sertaç Bey'in sesini şu an alamıyorum. Sanırım teknik bir aksaklık var. Nurten Hanım siz duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum. Benim sesim evet, geliyor. Nurten herhalde. Hanım da beni duyuyor ama ben yine Nurten Hanım'ı duyamıyorum. Biz bu aksaklığı halledene kadar Aynur Hanım sizinle sohbetimize devam edelim. Beslenmede evet dikkat etmemiz gereken minerallerden bahsettiniz. Peki tuzun beslenmedeki yerine dair neler söylersiniz? Tuz aslında bizim için hayati bir mineral. Yani tuzun eksikliği durumlarında bizim hastalarımızı maalesef yoğun bakıma bir de yatırma durumuna varabilen durumlarla karşılaşıyoruz. Buna hiponatremi diyoruz. Hiponatreminin pek çok sebebi var. Bazen özellikle yaşlı kişilerde kişilerin tat duyularındaki bozulma sonucunda yeterli tuz alamamaları da aslında büyük bir sorun. Öte yandan gereğinden fazla tuz almaları da büyük bir sorun. Dolayısıyla biz ezbere hani herkese sen tuz al, sen tuz alma yerine kişiye bir bütün olarak değerlendirip kullandığı ilaçlarına göre, içinde bulunduğu işte kilo durumuna göre, eşlik eden hastalıklara göre ve yapacağımız tahlillere göre kişisel olarak önerilerde bulunuyoruz. Siz tuzu az yemelisiniz veya siz biraz aldığınız tuzu artırmalısınız şeklinde önerilerde bulunuyoruz. Ama tuzsuz bir hayat düşünülemez açıkçası. En çok tuzu kısıtladığımız işte böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği hastalarına bile günlük 2 gram kadar, yani bir silme çay kaşığına denk geliyor. Gün içinde almaları gerekiyor. Ama bunu nasıl alacaklar? Zaten yediğimiz, içtiğimiz pek çok gıdada aslında sodyum var. Hani ilave olarak almaları değil de yedikleri, içtikleri gıdalarda zaten doğal olarak alacaklar. Onun dışında da bunu fazla alırlarsa ne olur? Gene pek çok hastalıkla karşılaşabiliriz. Türkiye'de maalesef damak tadımızdan dolayı biz biraz tuzlu yemeye meyilliyiz. Geleneklerimizden gelen şeylerden dolayı herhalde. Yemeklerimize, işte hazırladığımız salçalara falan her şeye bolca tuz katmak eğilimindeyiz. Dünya ortalamasının çok üstünde
tuz tüketiyoruz. Gerçi son zamanlarda yapılan bazı önlemlerde bu biraz azaltıldı. Ama gene de dünya ortalamasına yaklaşamadık maalesef. Sağlıklı bir insan için hani ekstra durumlar söz konusu olmadıkça günlük 5-6 gram kadar tuz yetiyor aslında. Türkiye'de eskiden 18 grama kadar çıkmıştı bu. Ama yapılan önlemler sonucunda işte 10-15 grama kadar indi. Ama bu yeterli mi? Yeterli değil. Biz bunu biraz daha indirmek zorundayız. Tuzsuz yemeye, yani bizim alıştığımızın altında tuz katarak yemeye aslında alışılabiliyor. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü kişi hastalandığı vakit tuzsuz yediğince yiyor yani. Ama bunu en başta yapsa aslında hastalanmayacak ve de sağlıklı bir şekilde hayatına devam edecek. Hastalıklarla ilgili detaylı bir şekilde birazdan konuşacağız. Çünkü hangi hastalıklara fazlası neden olur ya da hangi hastaların dikkat etmesi gerekir? Ya da mesela tuzun aslında doğal olarak besinlerden de alınabileceğinden bahsettiniz. Hepsi detaylandıracağımız başlıklar. Bunları detaylandırmadan önce ben izleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa kendini bilmek hashtaginden veya ekranda gördüğünüz numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Ve sanırım sorun halloldu. Sertaç Bey, tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Umarım sesim geliyor evet, bu sefer. Evet, çok güzel geliyor. Birkaç haftadır beraberiz dediğim gibi her seferinde yine çok mutlu oluyoruz sizi görmekten. Tekrar teşekkür ederim bugün de bizlerle olduğunuz için. Çok sağ olun. Dediğim gibi tuzla ilgili konuşmaya başlamadan önce genelde bir giriş yapalım istiyorum aslında. Çünkü beslenme nedir, gıda nedir? Hepimizin zihninde farklı bir anlayış var. Yemek dediğimiz zaman hepimizin aklından geçenler farklı oluyor aynı sofralara otursak da. Ben sizden de dinlemek istiyorum. Bizim gıda dediğimiz zaman aslında beklentimiz ne ve ne olması gerekiyor? Şimdi tabii gıda dediğimiz zaman insanların bir kere benim aklıma ilk gelen alışkanlık. Ülkesel alışkanlıklara bağlı olarak günlük bir rutin tarz, günlük bir hayat tarzı, günlük bir yaşam planı benim aklıma geliyor. Tabii ki sağlıklı vaziyette yaşamamız, yaşamımızın döngüsü, döngünün kırılmadan olabildiğince tabii ki kalıtsal hastalıklar haricinde sonradan edinilen hastalıklardan korunmak veya genetik mirasımızdaki olan rahatsızlıklardan olabildiğince zararlı etkilerinden uzaklaşmak için bizim beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Buna bir de bağışlayın unuttum. Neslimizin sağlıklı biçimde devamı bağlamında iyi beslenmemiz gerekiyor. Örneğin bir gebelik durumunda hekim arkadaşlarımızın önerdiği demir folik asit kombinasyonu gibi. Bu yüzden yaşamak için, sağlıklı yaşamak için, sağlıklı yaşamın devamı ve iyi nesiller yetiştirmek, iyi nesiller meydana getirmek için beslenmemize çok dikkat etmek zorundayız. Stüdyo konuğumuzun da belirttiği gibi bizim temel besin ögelerimiz proteinler, başta su tabii ki hiç ihmal edilmeyecek bir kavram. Su, yanı sıra proteinler, karbonhidratlar, lipidler, yağ ve benzeri maddeler, mineraller, vitaminler ki son dönemde ortaya çıktı, daha doğrusu çok eskiden beri var ama biz şu tarafa kendi kameranıza bakmanız lazım. Son dönemlerde söylemeye başladık. Fitokimyasallar başta olmak üzere çeşitli fonksiyonel bileşenleri biz beslenmemizde yeterli ve dengeli biçimde klasiğin çok da fazla dışına çıkmadan yapmak zorundayız diye düşünüyorum. Evet, yeterli ve dengeli vurgusunu aslında sıklıkla yapıyorsunuz ve her konuda da tekrar karşımıza çıkıyor. Bugün de bunun üstünde sıklıkla duracağımızı düşünüyorum. Neye göre yeterli diyeceğiz, neye göre dengeli diyeceğiz, hepsini detaylandıracağız. Ve Nurten Hanım, sizden de dinlemek istiyorum. Gıdadan bahsettiğimiz zaman bizim gıdadan beklentimiz ne olması gerekiyor? Aslında bu beklentiye dair nasıl hatalara düşüyoruz? Siz neler söylersiniz? Evet, çok teşekkür ederim. Bu arada Sertaç Hocama, Aynur Hanım'a ben de selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. İyi bir yayın olsun. Şimdi tüketici cephesinden düşünürsek aslında hepimiz gıda tüketicisiyiz ve gıdalardan beklentilerimiz hep aynı. Tabii bakış açısına ve döneme, devire göre de farklılık gösterebiliyor. Aslında ana başlık altında
tüketicinin bilinçlenmesiyle bakış açısı değişiyor gıdaya. Ama genel itibariyle bizim gıdadan beklentimiz şu: halk arasında besleyici olsun diye tarif edilen ama aslında anlatılmak istenen gıdada makro ve mikro bileşenlerin vücuttaki metabolizmada işe yarayan taraflarının hakikaten öncelikli olarak faydasının sağlanması ve bunun besleyicilik yanında bir yandan da güvenilir olması gibi bir beklentisi var tüketicilerde. Tabii özellikle pandemi sürecinde bizim gıdalardan beklentilerimiz de farklılaştı. Geçmiş yıllardaki gibi değil artık. Çok farklı bir dönem yaşıyoruz. Hala da içindeyiz. Hatta bunu pazarlama anlamında reklamlarda da çok rahat algılayabiliriz. Gıda reklamlarında hep anahtar kelimeler kullanılmaya başlandı. Bağışıklık sisteminiz güçlü olsun ve temassız teslimat kapınıza bırakalım. İşte sağlığınızı koruyoruz başlığı altında. Aslında tüketicilerin gıdadan beklentilerini at başı önde giden kelimeler bağışıklık sistemin güçlü olması, besleyici nitelikte olması ve güvenilir olması şeklinde tarif edebiliriz. Tabii güvenilir gıda dediğimiz zaman işin içine birçok faktör giriyor. Fakat şimdi şu son dönemde özellikle bugünkü yayında da aslında konukların niteliği bakımından da tam son döneme uygun bir anlayışla aslında yayın yapılıyor. Kapsayıcı üretim dediğimiz, kapsayıcı üretim anlayışına uygun olarak her cepheden gıdanın ele alınması. Yani sağlık bakımından neler getiriyor, üretim bakımından neler getiriyor, tüketici tarafından neler getiriyor veya tüketici neler bekliyor şeklinde bir sıralama yapabiliriz. Şimdi güvenilir gıda dediğimiz zaman üreticide tüketiciye sunduğu üründe fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik hatta biyolojik olarak güvenilir gıdanın sunulması anlamına geliyor. Tüketici peki bunu nasıl anlayacak ya da mesela alışveriş yaparken hepimiz market alışverişi yapıyoruz ya da pazara gidiyoruz, diğer alışveriş noktalarına, perakende noktalarına. Orada da tüketicinin üzerine düşen güvenilir gıdayı anlaması bakımından gıda okuryazarı tüketici tarafında olması gerekli. Hatta gıda okuryazarlığının üretici tarafında da olması lazım. Çünkü gıda dediğimiz şeyin zamanla değişimi ve dönüşümünü doğru okuyabilmesi anlamında hakikaten mevzuat ışığında, mevzuatın tarif ettiği şekilde gıdanın üretilip üretilmediğini anlayabilmesi tüketici tarafından çok önemli. Şu an aslında ana başlığımız tuz, fakat yine konuyla da ilişkili. Çünkü bütünsel sağlık anlayışında aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü şekilde mortaliteye sebep olan, ölüm nedenlerine sebep olan hastalıklarla ilgili tüm dünya ülkelerine diyorlar ki evet, bir takım hastalıklar hocam da bahsettiği gibi en önde gidiyor ve bununla ilgili ülkenizde gıda üretimi anlamında iyileştirmeler yapmalısınız diye. Bu anlamda aslında sağlıkla ilgili etkilerinin de üretim cephesine dikkate alınarak yeniden üretimin belki de iyileştirilmesi ve düzenlenmesi, bu ışıkta devam edilmesi aslında tüketicinin de beklentisi. Bunları söyleyebilirim. Evet, tüketimden bahsettiğimiz zaman tabii tuz tüketimine dair de nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları da bugün öğreneceğiz ama çok önemli bir noktaya değindi Nurten Hanım. Ben onu sizden dinlemek istiyorum açıkçası. Bağışıklık sistemi, besleyici ve güvenilir olması gıdadan en büyük beklentimiz haline geldi ve tabii reklamlarla beraber, pandeminin etkisiyle beraber çok sık bunu duymaya başladık. Biz nasıl bir ürünün bağışıklık sistemimizi kuvvetlendireceğini, nasıl yeterli besin öğelerine sahip olduğunu anlayabiliriz? Ya da yapılan reklamlar gerçeği ne derece yansıtıyor? Çünkü çok fazla bu konuda takviye ilaçlar karşımıza çıktı ya da doğal formüller karşımıza çıktı. Bunlara nasıl güvenebiliriz? Nasıl bir filtremiz olması gerekiyor? Aslında en güzeli bu tür işte vitamin, mineral, protein bunları gıdalarımızda alabilmek. Yani bir takviyeye gitmekten öte biz bunu gıdamızda alabilirsek
ve bunu bedenimiz aldığımız şeyleri kullanacak durumdaysa, hani sağlığımız yeterince iyiyse, yediğimiz gıdalardaki bu faydalı bileşikleri vücudumuz emebiliyorsa diyelim, bağırsaklarımızdan emilebiliyorsa, en güzeli bunu gıdalarla alabilmek. Çünkü bedenimizi hem makro anlamda hem de mikro anlamda, yani hücreler düzeyinde bir fabrika gibi düşünebiliriz. Dışarıdan aldığımız ham maddeyi işliyor ve bedenimize yararlı bir hale getiriyor bunu aslında. Biz dışarıdan ham maddeyi tam güzel, eksiksiz bir şekilde verirsek bedenimize, bedenimiz de kendisine yetecek kadarını alır aslında ve geri kalanını da atar. Çok güzel bir sistem kurulu bedenimizde. Ama biz dışarıdan ham maddeleri eksik verirsek olmaz. Yani bunu hep bahsettiğimiz gibi hepsinden dengeli bir şekilde azar azar, hani hiç abartmadan. Çünkü çok az şey bize yetiyor aslında. Çok güzel seçici bir sistem olduğu için o azın içinden seçerek alıyor. Ama birini eksik yaparsak o zaman işte eksiklikler meydana geliyor. Örneğin son zamanlarda sebze tüketimini gençler biraz azalttı. Halbuki sebze bizim hayatımız için son derece gerekli bir şey. Meyve deseniz meyvelerde çok faydalı bazı fitokimyasallar var. Meyvelere rengini veren, sebzelere rengini veren işte karotenden olsun, likopen olsun, bunlar aslında ilaç anlamında da araştırılan ve bu yolda da bayağı yol alan ürünler. Yani bir havuçta bulunan karoten diyelim, domateste bulunan likopen. Bunların pek çok hastalıkta da kullanımı söz konusu olabilir gelecekte. Ama biz bunu ne yapabiliriz? Renkli gıdaları hayatımıza sokarak biz bunların faydasından oldukça faydalanabiliriz. Bunların çok değerli ürünler. Onun dışında yani protein dediğimiz işte et, süt, yumurta, bunların tabii kişisel özellikler olabilir. Yani kişiye diyelim ki toplumumuzda çok yaygın laktoz intoleransı. Süt yiyince karnı şişiyor, ishal oluyor. Biz bu kişiye demiyoruz ki sen illaki süt içeceksin. Yani kişisel değerlendirme tabii ki yapılacak. Genel anlamda söylüyorum. Hepsinden işte belli miktarlarda özellikle beyaz et, tavuk, balık efendim. Tabii bunların üretim koşulları çok önemli, hocalarımın bahsettiği gibi. Mümkünse doğala en yakın olan, tabii kontrollü yetiştirilen ürünlerden dengeli bir şekilde tüketirsek bağışıklık sistemimiz de kendisine gerekenleri oradan toparlayacak ve sistem güzel çalışacak. Ama öte yandan buna sekte vuran bazı alışkanlıklarımız da olabiliyor, sigara içmek gibi mesela. Bu da bizim vücuttaki o bağışıklık sistemi hücrelerinin dengesini biraz bozabilen bir şey. Hani kendi ellerimizle yaptığımız, kendimize düşmanlık ettiğimiz bazı durumlar da var. İşte bütün bunlara dikkat ederek sağlıklı bir şekilde yaşayabiliriz. Tabii bunun yanına pek çok şey ekleyebiliriz. Yani uyku düzenine dikkat etmek, egzersizi hayatımıza sokmak, stres yönetimini öğrenmek, sizin konunuza daha çok giren. Bunların hepsi bir bütün halinde bağışıklık sistemini destekleyen şeyler. Aslında bahsettiklerinize baktığımız zaman biraz daha sanki hayatı kendimiz için zorlaştırmaya başladığımızı düşündürüyor bana. Çünkü zaten yapacaklarımız çok net bir şekilde ortadayken biz işte takviyeler katalım, araştıralım, yeni şeyler öğrenelim, karışımlar yapalım. Elbette faydası görülebilir ama zaten öncesinde temelini oluşturmamız gerekiyorken sanki bu basamakları atlayıp daha fazla bir çaba içine giriyormuşuz hissiyatı verdi bana. Ve biraz daha aslında bu kadar net ve basit bir çerçeve olması da bir yandan rahatlatıcı. Çünkü çok daha net ve basit bir yolu izleyerek bu kadar reklama gerek kalmadan da hayatımızı ve sağlığımızı düzene sokabileceğimizi anlıyoruz. Şimdi yavaş yavaş biraz daha tuzdan, bugünkü konudan bahsedecek olursak, ben önce Sertaç Bey ve Nurten Hanım'dan dinlemek istiyorum. Tuzdan bahsettiğimiz zaman farklı çeşitleri var. Bu çeşitleri nelerdir? Ne anlamamız gerekiyor tuz dediğimiz zaman? Sertaç Bey, sizle başlayabiliriz. Teşekkürler.
Şimdi tuz dediğimiz zaman bizim hani kimyasal boyutuna olayın hiç girmek istemiyorum kafa karıştırmak anlamında ama hani klasik sofra tuz dediğimiz bir zaman sodyum klorür aklımıza geliyor. Artı ve eksi yük yoğunluklarında iki tane bileşen. İnsan beslenmesinde stüdyo konumuzda bahsettiği gibi olmazsa olmazımız çoğu zarar, azı karar veya optimali karar. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği bugünkü bilgilerimiz dahilinde bilim sürekli değişen bir periyot olduğu için bugün bildiklerimizi yarın bir başka boyuta da sokabiliriz ama yanılmıyorsam bugünkü bilgilerimiz dahilinde günlük 5 gram kadar bir tuz tüketimini aktif olarak almamızda özel bir beslenmemizde özel bir sıkıntı yoksa herhangi bir sakınca yok. Yine hekimler ve beslenme diyetetik uzmanları tarafından aksi tavsiye edilmediği sürece. Şimdi tuzun gıdalarda kullanımına baktığımızda çok geniş boyutta, çok geniş formatta biz tuzu kullanıyoruz. Ama genel anlamda baktığımızda bir su kaynaklı tuzlarımız var. Örneğin deniz tuzları veya denizlerden elde edilen. İkincisi göl tarzı yerlerden elde edilen, duran sulardan elde edilen ve derin kuyulardan çıkartılan bir de kaya tuzu isimde, kaya tuzu olarak nitelendirdiğimiz farklı formatta tuzlarımız var. Tabii ki bunlar üretim metotlarına göre de farklı isimler alabiliyor ama çok genel bir toparlamayla su kaynaklı ve kara kaynaklı olarak iki ana gruba ayırabiliriz. Şimdilik ben bunları söyleyeyim. Nurten Hanım mutlaka eksikleri giderecektir. Evet Nurten Hanım, siz neler eklersiniz? Hocam çok güzel izah etti. Aslında ben şu taraftan bakmak istiyorum. Biz şimdi gıdanın ambalajında, etiketinde tuzu en sona yazarız. Çünkü çoktan aza doğru gidince tuz en az kullanılan şeydir. Ama o en az kullanılan şeyi oradan çekince tamamen yokluğunda gıda çok tatsız, tuzsuz ve yavan bir şey oluyor. Yani gram olarak az ama etki olarak müthiş etkili bir ürün. Aslında insanlık tarihi boyunca tuzun peşinden koşmuşlar. Medeniyetler ve uygarlıklar da tuz üzerine kurulmuş. Eskiden tuzu para yerine kullanıyorlarmış. O kadar kıymetli. Yani siz şöyle düşünün. Yani şu an soğuk hava dolaplarında ürünlerimizi saklıyoruz bozulmasın diye. Ya da başka üretim teknikleriyle biz gıda imalatında onun ömrünü uzatıyoruz. Fakat bunların hiç olmadığı zamanda. Yani endüstri devrimi yok, buharlı makinalar yok, elektrik yok ama tuz var. Ve dolayısıyla tuz etin kurutulması, etin muhafazasında, tuzla saklanmasında, balık öyle şekilde yüzyıllar boyunca kullanıldığı için insanlık için değeri, kıymeti çok fazla. Şimdi o kadar yüzyıllardan sonra geldik günümüze, hala çok kıymetli. Hocamın da belirttiği gibi yani tuz yokluğu sıkıntı, çok yüksek kullanılması da sıkıntı. Hocamın dediği gibi dozdur mesele olan. Tabii dozla ilgili yeni veriler geliyor sürekli. Biz şimdi bütün sınırlarımız ayrı olsa da aslında dünyayı belki de büyük bir köy olarak düşünmek lazım. Hepimiz insanız. Ve hepimiz gıda tüketiyoruz. Ve bu gıda dediğimiz şey de bir ticari emtia ve küresel olarak uluslararası ticaretini yapıyoruz. Yani yurt dışındaki bir kişide olan etki bizde de oluyor. Yani dünya paralelinde bir etkisi var. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü zorunlu olarak demiyor ama güçlü bir öneri olarak diyor ki günlük 5 gram bir insan için kafi. O 5 gramın içindeki de diyor ki önemli olan sodyum miktarıdır diyor. Yani 5 gramın 2 gramını sodyum olarak düşünürsek günlük 2 gram hatta 1,5 gram sodyum işte metabolizma için kafi diyor. Aynur Hanım tabii daha güzel açıklayacaktır. Tabii biz de ona göre üretim yaptığımız için biz de yüzeysel takip ediyoruz konuyu. Şimdi 2 gram ya da 1,5 gram sodyum yeterli. Ne yapmak lazım? O güçlü önerinin arkasında bütün dünya ülkelerine dediler ki üretim hattınızı buna göre tekrardan revize edin.
Endüstriyel ürünleri formülasyon gıdalar olarak düşünürsek, tuzu oradan çektiğiniz zaman ya da azalttığınız zaman evlerdeki tuzu azaltma gibi olmuyor hikaye. Evde nedir? Tansiyon hastası biri var, bizim ailede de var. Ya az koy tuzu diyoruz, hemen tuz azaltıyor. Bir iki dırdır yapınca azalıyor tuzlar. Ama endüstride hikaye öyle olmuyor. Neden dolayı? Çünkü tuzun endüstride tat ve lezzet profili haricinde de görevleri var. Nurten Hanım, bence burada bir virgül koyalım. Çünkü endüstride azalma konusu da önemli ve ayrı bir başlık. Ben onu da detaylı bir şekilde sizden dinlemek isteyeceğim ama şimdi sodyum ihtiyacımızdan bu kadar bahsetmişken ben Aynur Hanım'a da dönmek istiyorum ve neden sodyuma bu kadar ihtiyaç duyuyoruz veya eksikliğinde neler görebiliriz? Şunu söyleyeyim, hücreleri böyle minik minik baloncuklar olarak düşünelim. Bunlar yan yana üst üste dizilmişler ve hücrelerin arasındaki boşlukta da bir sıvı var. Hücre içinde en çok bulunan mineral potasyum, hücreler arası sıvıda da sodyum. Şimdi bu denge bozulduğu zaman sodyumun olduğu yere bildiğimiz gibi su gelmekte. Yani sodyum suyu çekmekte. Bu hücreler arası sıvıda sodyum arttığı zaman buraya gelen su miktarı da artacak. Ve orada bir ödem yani şişlik meydana gelecek. Denge bozulduğu zaman. Ama az olduğu zaman da gelmeyecek. Yani onu da belirtmek isterim. Dolayısıyla buradaki denge gene çok önemli. Sodyumun bu hücreler arası iletimi de sağlamada rolü var. Yani sinir iletimini sağlamada rolü var. Bir elektrik potansiyeli oluşturuyor hücrenin. İçiyle dışı arasında ölçülebilen bir elektrik potansiyeli var aslında. Bu elektrik iletiminde sodyumun rolü var. Kasların çalışmasında sodyumun rolü var. Yani sodyum eksikliğinde hem vücudumuzdaki kasların çalışması ki kalbimiz de bir kastır aslında. Gözümüze yani her yerimize kaslar var. Göz bebeğinde bile kas var. Işığa göre küçülüp büyülmesi göz bebeğinin kaslardan olan bir şey. Sinir iletimi olmasa ne olur? Yani beynimiz sinir elektrik üretimi yapan bir organ. Kalbimiz elektrik üretimi yapan bir organ. Bütün bunların çalışması için aslında sodyum son derece gerekli bir şey. Sodyumsuz bir hayat düşünülemez. İşte buradaki kişiye özel değerlendirmelerimizle muhakkak kişinin dengeli bir sodyum miktarı olmasını istiyoruz. Şimdi tuz çeşitlerinden de bahsettik. Sertaç Bey, peki bu tuz çeşitlerine baktığımız zaman ki tuzdan asıl ihtiyacımız olan, almamız gereken maddenin de sodyum olduğunu görüyoruz. Acaba bir kıyaslama yapabilir miyiz hangisinin daha iyi, hangisinin daha kötü olduğuna dair? Teşekkürler. Şu an tabii ki önemli olan öncelikle oranı, dozajı hekimlerimizin, diyetisyenlerimizin ve doğal olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği sınırlar dahilinde kalmak koşuluyla söyleyecekleri doğru. Şimdi tuz tuzdur. Hani ben hep onu söylüyorum. Şeker programında da hatırlarsanız söylemiştim. Şeker şekerdir. Hani kaya tuzu veya farklı isimlerle satılıyor. Himalaya tuzu veya mavi tuz, bunlar nedir diye baktığımız zaman veya rafine tuz nedir diye baktığımız zaman sonuçta bizim buradaki hedef ürünümüz, ana ürünümüz tuzdaki sodyum klorür denilen bileşimdeki sodyum klorür oranını olabildiğince sodyum klorürü saf ve temiz olarak elde etmek. Çünkü ben özellikle gıda üretiminde bilinmezlere karşıyım. Gıda üretiminde bilinmezlerin getireceği belirsizliklerin yaratacağı insan sağlığı üzerinde veya gıda işleme üzerindeki yaratabilme ihtimali bulunan potansiyellere karşı durarak biraz da temkinli hareket etmek gerektiğini düşünmekteyim. O yüzden tuz tuzdur diyorum. Hani rafinasyon sırasında tabii dilerseniz hani bu prosesleri de detaylı anlatabilirim ama çok basit bir takım fiziksel reaksiyonlarla hani bir çözme, evde de yapabileceğimiz gibi çözme, safsızlıkları uzaklaştırma ve bu safsızlıkları bertaraf ettikten sonra geri kalan sodyum klorür dediğimiz bileşeni kurutarak, fırınlayarak tüketicinin hizmetine sunmaktan başka bir şey değil. Özellikle buradaki safsızlıkların hani mavi tuz, acaba bu maviliği ne yaratıyor?
Mavilik şimdi özellikle bu kaya tuzlarında veya kara kökenli tuzlarda ortaya çıkan bir hadise veya hani bazen bakıyorsunuz sarı tuzlar markette hizmetimize sunuluyor ve sanki bu şifa imiş gibi lanse ediliyor. Şimdi buradaki safsızlıkların miktar içindeki birbirlerine olan oranı, bileşimleri sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sürekli değişkenlikler içindeki bileşenlerin bir kısmı insan sağlığına yararlı olabileceği gibi bilinmeze karşı savunma mekanizmasına geçmek yerine olabildiğince dengeli ve düzenli biçimde saflaştırılmış rafine tuzları tüketmenin yararlı olacağını düşünüyorum. Zira 10 gram, 5 gram veya çok çok düşük bileşen oranlarda beslenmemizde tavsiye edilen bir üründen bizim harika mineraller, harika bir takım bileşenler alma şansımız zaten yok. Bu nedenle ben saflaştırılmış bilinenlerin veya medyada yer alanların aksine saflaştırılmış tuzun dediğim gibi ağır bir kimyasal proses burada kesinlikle yok. Sanılanın aksine saflaştırılmış tuzun beslenmemizde yararlı olacağını ve tuzun tuz olduğunu söyleyerek sevgili Nurten Hanım'a bırakıyorum. Sertaç Bey, öncesinde size bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu Buyurun. bahsettiklerinizi biraz daha sadeleştirecek ve netleştirecek olursak, saflaştırılmış tuzdan bahsediyorsunuz. Belli bir Tabii. isim verebilir miyiz buna? Çünkü kaya tuzu olarak da çok fazla duyuyoruz. Bir yandan da bir seyirci sorumuz var, kaya tuzunun faydaları diye. Tabii tuzun faydalarını biraz daha detaylandıracağız ama az önce bahsettiklerinizi biraz daha sadeleştirecek olursak, net bir cümle halinde verebileceğiniz şu tuzdan bahsediyorum diyeceğiniz bir isim var mıdır? Şöyle söyleyeyim, tuzun bileşimi sodyum klorürdür. Yanı sıra safsızlık maddeleri içinde üretildiği kaynağa bağlı olarak farklı boyutlarda mutlaka bulunmaktadır. Bizim rafinasyon ile elde edilmiş veya hangi kaynaktan, denizden olabilir, gölden olabilir, kayadan olabilir, saflaştırıldıktan sonra safsızlık maddeleri uzaklaştırıldıktan sonraki tuzları tercih etmemizde yarar var diyorum. Zira biz tuzu bir şifa kaynağı, hani özellikle mineral eksikliğini dengeleme kaynağı olarak diğer gıda maddelerinden karşılamamız gerektiğinin daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu arada şöyle bir saptama yapmak istiyorum. Özellikle çevresel kirlilikler arttıkça, tuz kaynakları yaşam alanlarına yaklaştıkça, daha doğrusu yaşam alanları tuz kaynaklarına yaklaştıkça tamamen farklı bir boyut ama mikroplastikler konusu veya mikro atıklar konusu devreye girecek. Hani ben bu nedenle olabildiğince yabancılardan arındırılmış, yabancı maddelerinden arındırılmış tuz tüketmenin yararlı olabileceğini düşünmekteyim oran dahilinde. Çok teşekkürler Nurten Hanım. Siz neler eklersiniz? Şimdi tuzun hem çeşitlerinden bahsediyoruz hem de sizin hem üretici ve hem tüketici tarafında olmanız dolayısıyla biz tüketici tarafındayken yapılan reklamlara veya yapılan açıklamalara baktığımız zaman bazen tedirginlik yaşıyoruz. Yani burada acaba başkalarının kârı adına yanlış bilgilerle karşılaşıyor olabilir miyiz diye. O yüzden tuz açısından biraz daha netleştirecek olursak sizin bulunduğunuz konum itibariyle bize hangi bilgileri aktarırsınız? Bir kere Sert Hocam söylediği cümleyi tekrarlayacağım. Tuz tuzdur. Tuz tuzdur. Bu tuzun bulunduğu yere göre farklılık gösterir. Eğer bir göl yatağında bulunuyorsa, tuz gölü gibi, bu sofralarımıza gelen tuz. Eğer bir maden araştırması gibi bir şeylerde, efendim, bir kitle halinde, tuz kitlesi halinde, yer altında ya da kayalık bölgelerde buluyorsak bu kaya tuzu, hatta hayvanlar da tuza ihtiyaç duyuyorlar ve siz hayvanları takip ettiğiniz zaman bir keçinin gidip bir kayayı yaladığını görürsünüz. İhtiyacı kadarını yalar. Ondan sonrasını bırakır bir kenara. Sesim geliyor mu acaba? Evet. Tamam, görüntü gitti de ondan dolayı sordum. Onun için insanlar için de şimdi tuzun çeşitleri sınıflandırılmış. İşte kaya tuzu demişiz, göl tuzu demişiz. Ondan sonra sofra tuzu, hatta bunların mikronlarına göre işte iri parçalı, ince tuz,
turşuluk tuz vesaire. Aslında temelde hocamın da söylediği gibi iki şey bizim işimize yarıyor. Sodyum ve klor. Onun üstündeki mineral fazlalığı tuzu daha cazip hale getirip bir pazarlama imtiyası gibi satmak adına yapılan ufak şeyler diye düşünüyorum. Çünkü burada aslında programımızın ana hedefi tuzu azaltmak. Ben niçin tuzu cazip hale getireyim? Kaya tuzu çok şifalıdır efendim. Göl tuzu şahaneymiş, yiyen uçuyormuş. Yani bu değil. Tuzu azaltacağız. Bütün tuzlar aynıdır. Mesela orada sodyumu almak. Sodyumu ne kadar alacaksın kardeşim? Günde 2 gram. O da bir çay kaşığı sofra tuzunun 2 gramı sodyumdur. Bunu aldığınız zaman zaten ihtiyacınızı görmüş oluyorsunuz. Şu var, tabii ki tuzların bulunduğu coğrafyaya göre, oradaki endemik yapıya göre rengi de değişebilir, mineral yükü değişebilir. Mesela Nevşehir'de bulunan kaya tuzu rezervlerimiz çok yüklü rezervler. 1 milyar tonluk bir rezerv neredeyse bizim 10 asır, 100 asır yetecek kadar fazla. Hatta ihracat yapabileceğimiz kabiliyette zamanla çıkarırsak. Elbette ki mineral yükü çok fazla. Fakat minerali fazla diye ben ona yönelirsem tuz miktarında aşmış oluyorum. Yani çok aslında temelde hedeflediğimiz şeye uygun bir hareket değil. Tuz tuzdur. Oradan şunu da ben hocama da katıldığım için söylüyorum. Çevresel kirlilikten ağrı yani safsızlıkları içinde yüksek oranda barındırmayan bir ağır metal tehlikesi vardır gıdada. Son derece dikkatli üretilip ondan sonra paketlenip sevkiyat yapılması veya piyasaya sürülmesi lazım. Onun için burada çok doğal bir şey var. Doğal ama o kadar doğal ki belki içinde ağır metaller veya istenmeyen safsızlıkları da barındırır. Dolayısıyla denetlenmiş, kontrollü. Bu fantastik kısımdan biraz uzaklaşıp hakikaten denetlenebilir, sağlıklı tuzdan ama ölçülü tüketirsek bana göre hiçbirinin birbirinden bir farkı yok. Bakış açım. Çok net, bizim de içimizi rahatlatan bir izah oldu aslında bunları duymamız. Çünkü ne kadar fazla çeşitle karşılaşırsak o kadar çok kafamız karışıyor ve karar vermekte zorlanıyoruz. Peki Aynur Hanım, sizin işte önerebileceğim tuz şudur ya da ben hastalarıma bunu tavsiye ediyorum dediğiniz bir çeşidi var mı? Evet, biz bazen mesela tiroidi hızlı çalışan hastalara iyotsuz tuz kullanmalarını öneriyoruz. Hani bizim de önerdiğimiz bazı durumlar olabiliyor ama bu çok istisnai bir durum. Bu arada tuzdaki iyot konusuna çok değinilmedi. Çok önceleri Doğu Karadeniz bölgesinde iyot kaynakları kısıtlı olduğu için sularda oradaki insanlarda çok yaygın bir şekilde guatr görülüyormuş. Hani bizden önceki bir zamandan bahsediyorum. Sonrasında tuzlara iyot katılmasıyla bu oran çok çok azalmış. Dolayısıyla hani bu konu da önemli. İyot belli bir miktarda her insanın alması gerekiyor. Ve çevresel kaynaklarda iyot azsa eğer bunu tuzla temin edilebiliyor. Bu da çok güzel bir durum. Ama orada da işte gene kişinin özel durumu varsa bazı önerilerde bulunuyoruz. Onun dışında böyle illaki kaya tuzu kullanın, yok deniz tuzu kullanın diye benim şahsi bir önerim olmuyor açıkçası. Çünkü benim de böyle bazı acaba o çok doğal olan kontrolsüz ürünse eğer onda acaba bir başka istemediğimiz şeyler var mıdır diye şüphelerim oluyor. O bakımdan hani ben öyle bir öneride bulunmuyorum kimseye. Sıklıkla da aslında önemli olanın kullanım oranı olduğundan bahsediyoruz programa başladığımızdan beri. Peki bizim dışarıdan vücudumuzu gözlemlediğimiz zaman tuzla ilgili aşırıya kaçtığımızı anlayabileceğimiz bazı göstergeler olabilir mi? Tabii. Çok aşırıya kaçan kişilerde vücutlarında ödem olabiliyor. Yani şişmeler olabiliyor. Göz kapaklarında, bacaklarında, ellerinde. Sonra tansiyonlarının yükselmesine bağlı pek çok belirtiler olabiliyor. Kişi tansiyonunu ölçmezse bunu anlaması çok kolay değil. Ama yüksek tansiyonda her zaman olmamakla birlikte baş ağrısı çok sık rastladığımız bir şey. Ama hiç başı ağrımadan da tansiyonu yüksek olan hastalarımız oluyor. Dolayısıyla tansiyonumuzu belli aralarla
ölçmemizde fayda var. Zaten o kadar yaygın ki neredeyse her evde bir tansiyon aleti var. Evlerinde olmasa bile komşularında var muhakkak. Yani hiç olmazsa ayda bir tansiyonumuza bakmakta fayda var. Çünkü bu bize çok önemli bir sağlığımızla ilgili veri vermiş olacak. Ve tansiyon saptadığımız kişilere de ilk söylediğimiz yemeklerinizdeki tuzu azaltın. Çünkü tuzu azaltarak da biz güzel bir yol kat edebiliyoruz. Yani çok başlangıç aşamasındaki tansiyonlarda. Ama tabii ki bir ileri evreye geçmişse de muhakkak ilaç kullanmalarını öneriyoruz. Nurten Hanım, peki tuzu azaltmaktan bahsettiğimiz zaman aslında az önce de çok az bir giriş yapmışsınız. Ne tür çalışmalar yapılıyor? Çünkü ülkece aslında kullanılması gereken oranın çok daha üstünde kullandığımızdan da bahsettiniz. Buna dair nasıl çalışmalar var acaba? Aslında uzun zamandır bununla ilgili çalışmalar var. Pandemi süreciyle konu daha da hızlandı bu dönemde. Tek tuz üzerine değil, şöyle... ülkelerin sağlık harcamaları yani tedavi masrafları çok hakikaten ekonomiyi zorlar boyuta geldi. Çok ciddi rakamlarda sağlık harcamaları var. Bu anlamda ülkeler Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen verilere göre endüstride ürünün geri çekilmesi değil ama doz anlamında azaltılması anlamında çalışmalar var. Şeker bunlardan biri, tuz bunlardan biri. Trans yağ bunlardan biri ve yine şey oranı, yağ oranı bunlardan biri. Aslında bu dördüne baktığımız zaman totalde insan sağlığını etkileyebilecek, herkes üzerinde aynı etki yapacak diye bir şey yoktur illa ki. Ben Aynur Hocam da bilmiyorum destekler mi? Fakat genel geçer, ortalama bir rakam veriliyor bununla ilgili. Şu seviyeyi düşünürseniz iyi olur diye. O da neden dolayı? İşte ölüm nedenleri olarak sayılan hastalıkları aslında bu besin gruplarının etkilediğini, bu nedenle aslında bir ev ödevi gibi bütün dünya ülkelerine diyorlar ki kendi ülke politikanızda, işte gıda politikasında ya da üretim hattında bunu gönüllü yapabilirsin, bu da zorunlu olabilir. Bir şekilde iyileştirme anlamında üretilen ürünlerde böyle bir iyileştirme yapın. Ülkemizde nasıl oldu? 2011 yılında aslında bununla ilgili bir çalışmalar başladı bizde. Fakat dediğim gibi Türkiye'de gıda işletmesi sayısı 800 bin. 800 bin gıda işletmesi düşünün. Bu gıda işletmesinin %1'i büyük işletme. Yani KOBİ diyebileceğimiz, yani endüstriyel anlamda mekanizasyon ya da teknoloji anlamında gelişmiş işletmeler. Geri kalan %99'u küçük ve orta ölçek. Burada oturmuş bir düzen düşünün, formülasyonunu ona göre yapmış, ürün grubunu ona göre yapmış, lojistik ağını ona göre yapmış, piyasaya süreceği ürün adedini ona göre yapmış ve burada tuzu bir gram dahi azaltsa evlerdeki tüketici gibi iş öyle çok kolay olmuyor dediğim gibi. Orada arka planda birçok şeyi değiştirmesi gerekeceği için tavsiye niteliğinde, güçlü bir öneri niteliğinde endüstrideki firmalara dendi ki tuz oranınızı azaltmayla ilgili çalışmalar yapın. Bu çalışmaların adına da reformülasyon çalışmaları dediler. Hatta ülkemizde gıda üreticileriyle ilgili federasyonlar var. Bu federasyonlarla Sağlık Bakanlığı bir protokol imzaladı. Bu protokolde 2025 hedeflerinde %25 oranında tuzu azaltacağına dair taahhüt verdiler. Bu taahhütü verdiklerine göre arka planda bir takım çalışmalar şu an yapılıyor anlamına gelir. Fakat şunu da söylemem lazım. Evet, söylenince çok kolay, tuzu azaltalım. Ben tamamen azaltılmasından yanayım çünkü tüketici anlamında hem ihtiyaç hem sağlık etkileri bakımında. Fakat bunu da yerine getirirken belki de süreyi de çok uzatmamak anlamında ben Sertaç Hocam'a da süre kalsın diye. Ben de insan başlayınca devam ediyor. Tuzun belki de endüstrideki diğer faydaların da sıralarsak neden zor olduğunu
belki daha rahat anlayabiliriz bu anlamda. Evet Sertaç Bey, siz neler eklersiniz? Evet, şimdi sevgili Nur Tansırman'ın da belirttiği gibi gıda sektöründe bu iş evdeki azaltma kadar kolay olmuyor. Bir kere geleneksel alışılan bir metodoloji var. İkincisi, kesinlikle gıda işletmelerinin bir kısmı, önemli bir kısmı maalesef üzücü biçimde gıda mühendisi çalıştırma veya istihdam etme gibi bir zorunlulukları olmadığı için her neye göre belirleniyor. Ben bunu hala anlayabilmiş değilim ama ve bakanlıkta yaptığımız görüşmelerde, toplantılarda ben bunu sıklıkla dile getiriyorum. Gıda üreten bir işletmede mutlaka meslekten anlayan, mesleği kavramış birilerinin bulunması gerektiğini, bunun usta boyutunun artık üstüne çıkılması gerektiğini sürekli belirtiyorum. Azaltmak bu nedenle çok da kolay bir kavram değil. Örneğin biz bakanlıkta tuzun azaltılması konusunda Tarım Bakanlığı'nda yaptığımız toplantıda ekmekte %1,75 idi yaklaşık 8 yıl önce. Biz bunu 1,5'a çektiğimiz zaman fırınların bakın çok küçük bir oran 0,25. Çok ciddi bir dirençle çok ciddi bir tepkiyle karşılaştık. Hala çok net olarak uyulduğu konusunda bir takım endişelerim, bir takım şüphelerim var. Ama tabii ki bunların hepsini denetliyor olmak yetmez. Bunların hepsini denetlemek için bakanlığın elinde yeterince imkan, yeterince fırsat zaten olmayacağı da açık. Olamayacağı sadece bizim değil, hiçbir bakanlığın elinde olamayacağı da çok açık. Bu nedenle insanların bilinçlendikçe bu tip kavramların içine girebileceğini düşünüyorum. Örneğin bir cips sektöründe tuzu azalttığınız zaman veya çerez sıklıkla tükettiğimiz çerez sektöründe tuzu azalttığınız zaman neler ortaya çıkabileceği acaba kaçımızın dikkatini çekebiliyor. Şimdi bu nedenle azaltmak mutlaka şart ama azaltırken de şimdi bizim gıda sektöründe iki R'miz var. Bir reduction, iki replace. Yani birinde azaltacağız, öbüründe yerine bir şeyleri ikame edeceğiz. Yerine ne ikame edeceğiz? Bu kavram. Yani bir şeyi çekerken acaba farklı başka olası ileride etkileri olabilecek pozitif veya negatif yönde ürünlerle yer değiştirmemiz gerekiyor. Bu da yine üzerine durulması gereken bambaşka bir kavram. Mutlaka azaltılması gerektiğini ama bilinçli vaziyette azaltılması gerektiğini savunuyorum. Yine bir başka örnek, biraz uzatacağım özür diliyorum ama salçalarda vereceğim. Hani geleneksel salçalarımızda özellikle benim de içinde bulunduğum Adana ilinin Karaysalı ilçesinin geleneksel bir biber salçası kavramı var. Şimdi biz evlerde bunu azaltabilir miyiz? Vallahi evlerde kimsenin kontrol etme olanağı, şansı, yetkisi olmadığı için evlerde hiç azaltmadık. Samimi olarak onu itiraf ediyorum. Bir. İkincisi, endüstriyel olarak eğer ki biz bunları kimilerinin karşı çıktığı pastörizasyon veya sterilizasyon gibi ısıl muamelelerle kontrol altına almazsak buradaki bozulmaları, mikrobiyal bozulmaları ve devamında gelebilecek olan toksikolojik riskleri bertaraf etme adına ne oldu? Tuzu azalttık, harika alkışladık. Yaşasın salçalarda tuz azaldı. Ama bu sefer yerine salçalarda hiç de uygun olmayan koruyucular geldi. Şimdi burada azaltırken acaba tuz mu daha az zararlı yoksa yine benim kesinlikle kullanılmasına karşı olmadığım dozajında ve doğru ruhsatlandırılmış ürünleri doğru gıdalarda kullanmak şartıyla altını özellikle çizerek söylüyorum. Acaba koruyucular mı? Burada bir tercihte bulunmak zorunda kalırsak acaba işlenmiş gıdalar mı yoksa işlenmeden geleneksel üretilen gıdalar mı ve insan sağlığı mı diye sürekli kafamda deli sorular dolaşıp duruyor. Peki yani bu sorular için sizin net bir cevabınız oluyor mu? Yani salçayı Türk toplumunun hayatından çıkartmasının mümkün olmadığını bence hepimiz biliyoruz. Salça kullandığımız yemeklerde belki tuz kullanımını azaltabiliriz ama bunun için o zaman yapabileceğimiz bir şey yok diyerek bunu kabul edip hayatımıza böyle mi devam etmeliyiz sizce Sertaç Bey? Ben burada biraz radikal çıkış yapacağım. Endüstriyel gıdaların daha fazla tüketilmesi gerektiğini ama doğru işlenmiş,
kontrol edilerek doğru işlenmiş endüstriyel gıdaların daha çok tüketilmesi durumunda sağlığımız konusunda destek sunacağını biliyorum. Çünkü şimdi keşke bu mevsimde Adana'da olsanız da evlerin damlarını şöyle bir helikopterle bakıversek. Geçen bir Ankara seyahatinden dönüyordum. Havalimanı, Adana Havalimanı şehrin hemen içindedir. Uçak oldukça yaklaşıp şehrin üzerinden tam bir U dönüşüyle piste yaklaşırken emin olun damların üstü şu an kıpkırmızı. Hep domates veya özellikle ağırlıklı olarak biber salçası üretildiğini görüyoruz. Şimdi buradaki tuzun riskine, buradaki çevresel zararların riskine dikkatinizi çekerim. Adana Havalimanı'ndan bahsediyorum ve taşıt trafiği çok yoğun olan bir bölgeden bahsediyorum. Yoksa endüstriyel işlenmiş tuzu hiç olmayan bir salçanın tüketimi mi? Burada zaman umuyorum çok da gecikmeden bizi haklı çıkartacaktır. Ben daha çok burada özellikle tuzsuz endüstriyel salçaların tüketilmesini tavsiye ediyorum. Çünkü doğru yöntemle sterilize edilmiştir. Doğru yöntemle bir kısmı da cam pastörizedir. Cam kavanozlarda pastörizedir. Bilmiyorum Nurten Hanım katılıyor mu sektörden biri olarak? Evet, 2 dakika Ben kalmışken araya Nurten Hanım, son 2 dakikamız kalmışken sizin de fikirlerinizi, evet hatta 1 dakikamız kalmışken sizin fikirlerinizi alalım. Aynur Hocam'dan özür diliyorum, bir konuyla ilintili eklemek istiyorum. Sertaç Hocam'ın dediği gibi şimdi aslında bu tuzun azaltma mevzusu yeni bir mevzu değil. Hatta ben burada tebliğleri de sıraladım, size söylemek istiyorum. Mesela Türk Gıda Kodeksi, hocamın da dediği gibi 2012 yılında ekmek çeşitleri tebliğinde 100 gramda 2 gramdan 1,5 grama düşürülmüş. Yarım gram fark. Hatta hatırlarsanız o zaman fırıncılar bile çok büyük tepki verdiler. Neden dolayı tepki verdiler? Tuzu azaltmak demek ekmeğin çabuk bayatlaması anlamına geliyor. Çünkü hem içindeki su aktivitesi hem oranı ile ilgili farklar olacak ve çabuk küflenmesi anlamına geliyor. Bir de bu açıdan bakarsak aslında Nurten Hanım, burası notlarım. çok Buyurun. önemli bir nokta aslında. Bu sizin sıraladığınız maddeleri de dinlemek istiyorum ama şimdi araya gitmemiz gerekiyor. Ben bu konuyu geçiştirmek de istemiyorum. Buraya bir virgül koyalım. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi çok kısa bir aramız var. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Beslenmeden bahsediyoruz ama beslenmenin özelinde tuz konusunu ele almaya çalışıyoruz bugün. Sizin de konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa kendini bilmek hashtaginden veya ekranda gördüğünüz numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Ve Nurten Hanım, en son sizinle devam ediyorduk. Oraya bir virgül koymuştuk. Bıraktığımız yerden devam edebiliriz. Evet, en son söylediğim gibi Sertac Hocam da bahsetti, tuz azaltma çalışmaları aslında yeni değil, uzun zamandır var. 2012 yılında, şimdi önümdeki listeden size okuyayım, tebliğlerle ürünlerin yeni haliyle ilgili zaman zaman tebliğler yayınlanıyor gıda mevzuatında. Mesela ekmek ve çeşitleri tebliğinde 2012'de demiş ki 100 gramdaki tuz oranı 2 gramdan 1,5'a düşüreceğiz. Hatta şunu da söylemiştim. Uzman fırıncılar müthiş tepki verdiler. Tepki vermelerinin sebebi şuydu. Ekmek hızlı bayatlayacaktı. Çabuk küflenecekti. Ve planlamayı en baştan yapması lazımdı. Ve bu planlamayı yapacak kadar gıda konusunda yetkin üretici miydi acaba? Yani sorunlar arka planda o kadar büyük ki. Başka mesela tekrar söyleyeyim, 2012 yılında pastırmadaki tuz oranı 100 gramdakinde 8,5 gramdan 7'ye düşürülmüş. Bir diğeri kırmızı biberdeki tuz oranı %22 azaltılmış, ciddi rakam. Ne zaman azaltılmış bu? 2013'te. Demek ki 2013 yılından önce tuz biberlerimiz bizim şey gibiymiş artık, böyle tuz çarşısı gibi, demek ki öyleymiş. Neden dolayı bunu yapıyorlar? Ya tuzda bu kadar keramet mi var? Niye koyuyorlar gıdaya? Çünkü mikrobiyolojik olarak üremeyi engelliyor. Bir bariyer. Küflenmeyi engelliyor. Bir bariyer. O bariyeri çat diye oradan aldığın an mikrobiyolojik olarak riskler aniden ortaya çıkar. Böyle pıtrak gibi patlar. Sonra
tüketiciden şikayetler gelmeye başlar üreticiye. Vay, reyonda sen raf ömrünü aşmamış, bu niye küflenmiş? Bunun içinde yeşil yeşil renkler var. Niye mavi partiküller var içinde? Halbuki orada ana sebep tuzu azaltırken doğru bir planlamanın yapılmaması. Ya da hocamın dediği gibi bir şeyi çektik. Yerine ne koyacağız? Neden dolayı yerine ne koyacağız diye bahsediyorum. Çünkü şu, her ne kadar tüketiciler sağlıklı beslenmek istiyoruz deseler de lezzet algısı hala satış anlamında çok önde. Eğer öyle olmasaydı, mesela o gıdada hedonizm diyorlar ya, tat alma, işin keyif tarafı. İşin keyif tarafına hitap eden, ambalajlı ve hakikaten besleyici niteliğinden çok, hani televizyon karşısında eğlencelik o yediğimiz şeyler var ya. O kısımda hafif bir tat algısında farklılık olduğu zaman, diğer ürünlerde de öyle. Tüketiciden şikayetler geliyor. Bunlar birebir denenmiş şeyler. Onun için tüm dünyada şunu konuşuyorlar. Diyorlar ki evet, tat ve lezzet algısından çok kayıp olmadan ama insan sağlığına da zarar vermeden nasıl bir çözüm üretebiliriz diye. Orada da hocamın bahsettiği gibi devreye ikame ürünler giriyor. Farklı tuzlar girebilir, sodyum oranı azaltılmış. Hatta onu da özel beslenme beyanıyla piyasaya sürülen sodyumu azaltılmış tuzlar. Ne olabilir başka? O çok üzerinde sansasyon yapılan monosodyum glutamat piyasaya girer. Ve daha fazla oranda girer. Sodyumu, toplam sodyumu dengelemek adına MSG dediğimiz. Bu istenilen bir durum mudur? Sonra bir kere yaygın olarak kullanılan bir ürün zaten. Sadece bizde değil, dünyada da. Ve üzerinde birçok sansasyon olsa da, birçok söylenti olsa da ispatlanmış bir durum olmadığı için. Fakat zaman zaman yayınlar, makaleler ve orada işte umami denilen, işte o damakta farklı bir lezzet algısını ortaya çıkaran bir madde olarak, bir bileşik olarak ortadayken, tuzun yanına bunu ikame etmek için profesyonel ellerde ikame edilmesi lazım. Bizim kaygımız şu, kendi adıma. Benim kaygım şu, tuzu azaltalım. Fakat o tuzu azaltırken yerine ikame etmek için profesyonel bir çalışma lazım. O profesyonel çalışmayı da benim %99 oranındaki küçük ve orta ölçekli işletmem çözebilecek mi? Bu kısımdan endişeliyim kendi adıma. Onun için hatta burada konuşurken ben kendim gıda mühendisiyim. Endüstrinin içinde görev yapıyorum. Hatta denetim yapıyorum. Fakat ben de gıda tüketicisiyim ve hakikaten insan sağlığını odağa koyan bir çalışmanın olması, güvenlik testlerinden geçen çalışmaların olması bizim için de çok önemli. Tuzu azaltalım. Fakat satış kaygısıyla veya diğer kaygılarla aslında bizim formülize ettiğimiz şeyin dışına çıkabilecek, denetlenmeyen taraf olabilir mi diye. Aslında Sertaç hocama bahsettiği oydu. Ve sonuna kadar katılıyorum. Bir Aslında şeyden kaçarken diğer tarafta bilinçsiz bir takım çalışmalar acaba olabilir mi? Denetlenmeyen tarafta. Orada başımız ağrır mı diye. Çünkü burada profesyonel bir çalışma lazım burada. Ne kadar tuzu azalttık, bizim için satış önemli değil deseler de tüketici için de lezzet çok önemli. Üretici için de satışlarının aniden kesilmemesi elbette ki çok önemli. Sırf bizde değil, sadece dünyada da böyle bu çalışma yürüyor. Söyleyebileceklerim bunlar. aslında biz tüketici tarafından baktığımız zaman da tuzla ilgili bu kadar detaylı bilgiye sahip değildik bence. Çünkü koruyucu bir madde etkisi görmesi çok önemli bir boyut. Aynı şekilde bizim bir şeyleri satın alırken neye dikkat etmemiz gerektiğimiz, bu okuryazarlıktan bahsediyoruz. Hepsi çok önemli başlıklar. En azından bu sorgulamaların şu an uzmanlar tarafından yapılması ve bizim bunları açısından bilgilendirilmemiz de çok önemli ve sıklıkla lezzet alışkanlığımıza da vurgu yapılıyor. Lezzetten bahsettiğimiz zaman tabii baharatlar da beslenme alışkanlığımızda çok önemli bir yere sahip. Baharatlardan bahsedecek olursak sağlık açısından nasıl ele alabiliriz? Şimdi tuzu azaltınca biz bir tad alamıyoruz yemeklerimizden. Ne yapalım sorusu çok geliyor. Biz de baharatlar kullanabilirsiniz diyoruz.
Ama tabii ki baharatların saklanması da aslında çok önemli. Hocalarımın konusuna giriyor. Ama uygun olmayan, rutubetli ortamlarda saklanan baharatlarda aflatoksin denilen kanserojen maddelerin de oluşumu söz konusu olabiliyor. Tabii ki burada da gene gıda mühendislerinin kontrolünde hazırlanmış ürünlerin kullanılması çok önemli. Sağlıktaki temel prensip önce zarar vermedir. Yani önce hastaya zarar vermeyelim, kişiye zarar vermeyelim, sonra fayda vermeye bakalım. Tabii ki kontrollü ürünlerin tüketilmesi herkes için daha iyi olacak. Ama baharatları beslenmemize katmamız sağlığımıza son derece faydalar sağlayacaktır. Çünkü onların içinde de pek çok şifayla ilgili ürünler bulunmakta. Birkaç tanesini listeleyecek olursak en önemlileri, en çok bunlara yer verebiliriz, şu miktarda yer verebiliriz diyeceğimiz net bilgilerden bahsedecek olursak. Evet, mesela biberi katabiliriz. Ama mesela çok acı biber katarsak bu sefer o da bizim çok su içmemize sebep olabilir. Ama çok su içmenin sakıncalı olduğu, ileri derecede kalp yetmezliği, böbrek ileri derecede böbrek yetmezliği, diyalize giren hastalar gibi kişilerde buna dikkat etmeli. Ama onun dışında işte yüksek tansiyonu olan kişiler kekikten biraz kaçabilir. Ama hazımsızlığı olan kişilere İşte nane kullanmaları, rezene kullanmaları, kimyon kullanmaları hem lezzet katması açısından hem şişkinliklerini gidermesi açısından faydalıdır. Zerdeçal mesela çok kıymetli, iltihap giderici özellikleri olan bir baharat olarak düşünebiliriz. İşte hayatımıza sokacağımız pek çok şey var, zencefil var. Bizim çok fazla sayıda kullanabileceğimiz baharatlar var. Sizin de bahsettiğiniz gibi daha önce de yer vermiştiniz. Belli hastalıkları konuşuyoruz tuzdan bahsettiğimiz zaman. Böbrek yetmezliğinden bahsediyoruz, tansiyondan bahsediyoruz. Ben biraz daha bu hastalıkları detaylandırmanızı rica edeceğim sizden. Tuzla bağlantılı olarak hangi hastalıklar karşımıza çıkıyor ve nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Şimdi Türkiye'de tuz kullanımının dünya ortalamasının üstünde olduğunu konuşmuştuk. Dünyadaki herhalde üçüncü ülke oluyor Türkiye. Türkiye'deki böbrek yetmezliği oranı da dünyanın üzerinde. Dünya genelinde 10 kişiden birinde böbrek hastalığı varken Türkiye'de 7 kişiden birinde var. Bu çok yüksek bir oran. Ve böbrek hastalıklarının %60 gibi bir kısmı da hayat tarzımızdaki yanlışlıklardan kaynaklanıyor. Bunlar neler? Bir tanesi işte yüksek tansiyon. Yüksek tansiyonun beslenme ile ilişkili kısmı. Bir tanesi şeker hastalığı. Bir tanesi obezite. Gene işte sigara kullanımı gibi. Ağrı kesici ilaçların çok kullanımı gibi. Yani neredeyse her gün ağrı kesici ilaç alan insanlar var. Bütün bunlar böbreklerimiz üzerine son derece zararlı şeyler ve önlenebilir durumlar. Tansiyonu olan kişi tuzdan uzak duracak. Böbrek yetmezliği başlamışsa biraz proteinini azaltacak. İçtiği suya dikkat edecek. Su içmeye işte belli oranı genelde hani ilave bir hastalığı olmayan sağlıklı bir insan için kilogram başına 30 mililitre yani 60 kiloluk bir kişi günlük 1800 mililitre 2 litreye yakın su içebilir. İçtiği suya dikkat edecek. Obeziteye çok dikkat edecek. Çünkü şişmanlık neredeyse eşittir. Tip 2 şeker hastalığı gibi oldu artık. Ve genç nesilde de çok obezite görmeye başladık. Bu çocuklar ileride ne olacak? Şeker hastası olacak. Halbuki beslenmesine dikkat etse, biraz hayatındaki hareketi artırsa bunlar olmayacak. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Böbrek taşı olayı, kemik erimesi olayı. Yani tuzla ilişkili o kadar çok şey var ki. Şimdi çok tuz kullanan kişilerde idrara atılan kalsiyum miktarı artıyor. Vücuttaki kalsiyum azalınca kemik erimesi meydana gelebiliyor. Bu sefer idrara kalsiyum çok atılınca yeterli suda içmiyorsa böbrek taşı meydana gelebiliyor. Türkiye'deki böbrek taşı oranı da dünyanın üzerinde. Dünya ortalamasının üzerinde. Dolayısıyla çoklu böyle etkileri olan bir durum ve önlenebilir bir durum.
Önlenebilir vurgusu insanı gerçekten rahatlatıyor. Sadece biraz alışkanlıkları değiştirme kısmında zorlanıyoruz aslında. Peki Sertaç Bey, size soracak olursak tuzdan bu kadar bahsediyoruz. Alternatif olarak tuza alternatif hangi gıdalardan bahsedilebilir? Şimdi tabii ben çok kısaca bir geri dönüp baharat konusunu benim özel ilgi alanım veya sevdiğim bir konu, müsaadenizle çok kısaca bir giriş yapmak istiyorum veya ekleme yapmak istiyorum. Tabii baharatları da biz hangi koşullarda üretildi, hangi koşullarda hasat edildi, hangi koşullarda depolandı, hangi koşullarda nakliye edildi ve günün sonunda ambalaja girdi veya girmedi, tüketiciye nasıl ulaştığı konusu bizim çok özellikle dikkat etmemiz gereken bir alan. Burada ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Ben baharatları çokça tüketen, çok da seven biri olarak, bir güneyli olarak söyleyeyim. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii yine belli dozajları aşmamamız gerekiyor. Örneğin kimyon çok da tüketilen, çok da sevilen, hatta Azerbaycan'da Neriman Nerimanov Tıp Fakültesi'nde ben çok kısa bir süre bu fitokimyasallar üzerinde ufak bir projede görevliydim. Yaklaşık bir 20-25 gün kadar bulundum. Orada çok basit, çok masum gördüğümüz kimyondan elde edilen, ekstrakte edilen uçucu yağın özellikle solunum yolları, nefes yolları üzerine hastaya pulverize edilmesi yoluyla astım ve benzeri nefes yolu rahatsızlıklarının, hocam bağışlasın, doğru terimleri kullanamayabilirim medikal olarak, iyileştirilmesi anlamında bir çalışmada hasbelkader bulundum. Orada letal dozları da belirlenildi. Öldürücü dozları da olabiliyor. Örneğin bir kekik harika bir ürün. Fakat burada karbakrol içeriğine çok dikkat etmek gerekiyor. Acaba hangi dozajda, hangi miktarda? Tabii ki mikrobiyolojik ve toksikolojik risklerinden hiç bahsetmiyorum bile. Bunlara dikkat etmemiz mutlak surette gerekiyor. Şimdi tuz yerine biz farklı ikameler kullanabiliyoruz. Tabii ki tuzun algılanıyor olması tüketici bağlamında son derece önemli. Algılanabilmesi için sodyum azaltılmış çeşitli tuzlar var. Örneğin potasyum klorür tuzu gibi çeşitli tuzlardan biz bu konuda yararlanabiliyoruz. Veya Nurten Hanım'ın bahsettiği gibi algılama eşiğini yükseltmek için monosodyum glutamat gibi çeşitli tuzlardan istifade edebiliyoruz. Hani ben buna şöyle bakıyorum. Olayın bir teknolojik boyutu var. Örneğin ekmekte biz tuzu azaltıldığı zaman bahsedilen Kodeks Komisyonu'nda ben de o dönemki Kodeks Komisyonu'nda vardım. Hatta azaltma kararını benim de altında imzam vardı. Fakat tuzu azalttığımız zaman diğer Nurten Hanım'ın saydığı etkilere ek olarak ne çıktı? Tuzun çok ciddi bir hamur güçlendirici etkisi var. Bir anda biz tuzu 2'den 1,5'a çektiğimiz andaki hedef zaten şu an 1,25'lere kadar indirmek. Ne olacak bu sefer? Bizim unlarımızı daha güçlendirmemiz gerekiyor. Yani olayın boyutu sadece tuz ile sınırlı değil. Maliyeti çok ciddi şekilde etkiliyor. Çünkü bugün 1 kilogram ekmeklik buğdayının kilosu 4 lira iken benim tuzu buradan %1 düzeyinde azaltıyor olmam, tuzun kilosu 0,1 TL. Demek ki 100 kilogram undan yapılan bir hamurda 3,9 TL gibi ciddi bir maliyet binecek ki biber için falan zaten bahsetmiyorum dahi. Çok çok yüksek. Yani bizim burada bir takım maddelerle tüketicinin hissetmeyeceği, az hissedeceği veya damak zevkini sınırlı dahi olsa bozabilme pahasına azaltma imkanlarımız var ki potasyum klorür de bu konuda bilemiyorum. Benim aklıma ilk gelen o oldu Nurten Hanım. Sizlerin neler gelebilir? Bunlar bizim kullanabileceğimiz alternatifler arasında. Yeter ki fayda maliyet analizini düzgün yapalım. Maliyet derken insan sağlığı maliyetinden bahsediyorum. Evet Nurten Hanım, tuzun alternatifine dair sizin de ekleyeceklerinizi dinlemek isteriz. Şöyle, teşekkür ederim. Şimdi aslında tuzu azaltmayı konuşuyoruz. Evet azaltın. Biz de sektörün içinde sanayideki insanlar olunca hani tuzu azaltınca arkadaki hikaye nasıl olacak diye aslında tarif etmeye çalışıyoruz. Ama şahsi fikrim
tuzu azaltalım. Burada endüstride bir takım zorluklar ve ikame edilecek ürünler var. Mesela Gıda ve İçecek Federasyonu ile yapılan protokolde mesela şunlardan bahsedilmiş, size söyleyeyim. Monosodyum glutamat, guanilat, inosinat, yine şu, tuzu azalttığın zaman bir şey hoşuna gitmiyor lezzet olarak, lezzet profili olarak. Onun yerine ne koyabiliriz? Şimdi ağızda tat alma cisimcikleri var. Acı, tatlı, ekşi, tuzlu. Tuzu azalttığın zaman diğer reseptörleri daha fazla etkilemen lazım. Orada işin şey kısmı giriyor devreye. İşin hem gıda kimyası hem metabolik tarafı giriyor. Onun için mesela şunları çok başarılı bulmuşlar. İşte baharatla takviye edelim, peptit bazlı bileşiklerle takviye edelim, guanilat, inosinat. Ondan sonra aroma vericilerden faydalanabiliriz belki. Hidrolize, bitkisel proteinler ve hocamın da dediği gibi sodyum klorun diğer ikame tuzları. Tamam, burayı sınıflandırdık. Ben şahsi kanaatim bu sistem oturana kadar... En azından yetişkinlere satılan ürünlerde tuzu serbest bırakalım. En azından kişiler kendileri azaltabilsinler. Çünkü burada çok hızlı hareket etmek zamanı yaymadan başka problemleri ortaya çıkaracak. Ama okul gıdasında, yani seçme kabiliyeti ya da o iradede olmayan çocuklarda, kantinlerde satılan gıdalarda, hatta okul gıdası logosuyla satılacak ürünler vardı. Çocukların kantinlerine elbette ki son derece dikkatli ürünlerin konulması lazım ve hatta onu okul gıdası olarak sınıflandırılması konuşulmuştu. Tabii iyi de orada endüstrinin okul gıdası üretmesi konusunda çalışmalar başladı ama şu an herhalde pandemiyle birlikte biraz konu askıda, netleşmiş durumda değil. Fakat yine burada birkaç bakanlığın işbirliğiyle, işte Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı okul kantinlerine gidiyorlar. Okul aile birliğinin de işte gözetiminde bir denetim yapılıyor orada. Her şeyin satılmaması gerektiği veya satılan ürünlere tuz oranının, şeker oranının, yağ oranının azaltılmış olması ve beraberinde taneli meyve satılması gibi öneriler var. İşte içerideki meşrubatlarda yine şeker oranının azaltılması gibi. Bu makul. Fakat yetişkinlerde ve koca bir sanayide 800 bin gıda işletmesinde hadi parmağımı şıklattım, tuzlar azaldı ve orada arka plan çok ciddi başka sorunlar olur. Şöyle bir örnek vereceğim size. Şimdi biz hep görünenden korkuyoruz. Göz görmeyince gönül katlanır diye bir söz var. Herhalde gıdada da öyle oluyor. Aflatoksin denilen bir bela var. Tuzda bir küf, bir toksin. Çok ciddi problem. Belki akut olarak bir sıkıntı yaratmıyor ama uzun vadede çok ciddi baş ağrıtır. Bu problemlerde mesela ben tüketicilerin iyi niyetinden asla şüphem yok. Fakat şöyle bir sorun var. Biz mesela mahalle aralarında bayatlamış ekmeği bir poşete bağladım, yol kenarını asarız bir fakir alıp gitsin diye. Fakat orada küf sorunu, yine aflatoksin sorunu, diğer mikrobiyolojik sorunlar. Hayır işleyelim derken aslında o kişiye zarar veriyoruz bir şekilde. Onun için aslında bu gözümüzün görmediği, oradaki üremeyi ve küf diye tabir ettiğimiz kısmın da insan sağlığına çok ciddi zarar verdiğini hesap ederek kontrollü bir şekilde ürün almak her zaman iyidir. Yani açıkta mesela baharat alıyoruz. Şöyle gibi düşünüyor tüketici. Ya bunlar başka gezegende üretiyor. Hayır. Hepimizin yaşadığı yerde üretiyor bu adamlar. Ama denetlenebilir bir yerden ambalajlı bir ürün aldığın zaman küf oranını, aflatoksin oranını ve diğer üremeleri de kontrol altına almış oluyorsun. Dolayısıyla hani o hep üzerinde bilgi kirliliği olan ve hep böyle elinin tersiyle itilen endüstriyel ürün diye bir kenara atılan ambalajlı ürünlerin de denetlenen, izlenen, kontrollü ürünler olduğunu belki de unutmamak lazım. Neden dolayı? Çünkü biz sektör olarak bununla mücadele ediyoruz. Ben şuna varım, iyileşmeye varım, iyileştirelim.
eğer ambalajlı ürünler üzerindeki bilgi kirliliği kadar, yani halkı korkutulduğu kadar satışlar dursaydı, şu an bütün fabrikaların kapanması lazımdı. Satışlar devam ettiğine göre bizim aslında ambalajlı ürünleri bir yerde zorunluluğumuz var, mecburiyetimiz var bu halkın beslenmesi açısından. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Kontrollü gıdada eğer aksayan taraflar varsa bunu iyileştirmek lazım. Ben burada Aynur Hocam'la aynı yayında olmak beni müthiş mutlu ediyor. Sektörün tüm paydaşlarının görüşlerini bildirip biz de onlardan bir şey öğrenip ya da Dünya Sağlık Örgütü ne diyor, biz nasıl iyileşebiliriz? Bununla kendi içimizde devinim gösteren bir yapı olması lazım. Ambalajlı ürün kontrollü ürün demektir. Kimlikli ürün demektir. Nereden mal aldığının bilindiği bir ürün demektir. Elbette ki denetimde de aksayan taraflar olabilir. Ama hiç denetlenmeyen bir taraftan evladır diye düşünüyorum. Daha kıymetlidir. Bu anlamda tuzda da, tuz konusuna geri dönersek, tuzda da evet miktar azaltılmalı. Fakat bu göründüğü kadar kolay olmayacak. Çünkü market reyonlarındaki ürünleri çok hızlı küflenmesine ya da bozulmasına sebebiyet vereceği için tuzun yerine bozulmayı engelleyecek bir şey koyarken de onu da bilinçli üreticiyle yapabilmemiz lazım. Hep okur yazarlıktan bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda okuma yazması olanı okur yazar diyorduk. Şimdi hayat karmaşıklaştı. Yani gıdanın okur yazarı diyoruz, medya okur yazarı, sağlık okur yazarı. Konunun muhatabı olan tüketicinin aslında belki değişen bir takım şeylerde daha bilinçli olması lazım. Yani markete girdiği zaman bir ürünün bozulduğunu gördüğü an o üreticiyi yerin dibine yani sokup ya da hiçbir şekilde ondan bir daha bu ürünü almamak belki de mantıklı bir yaklaşım değildir. Çünkü muhafaza koşulları ya da o işin lojistik tarafı, bir ürünün bozulması orada üremenin olduğunu gösteriyor ve o üreme sadece üretici kaynaklı da olamayabiliyor. Yani ürüne bakış açımızın belki de zamanla farklılaşması ve tüketicinin daha bilinçli olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü tuzu azalttığımız zaman bu tür durumlarla sık karşılaşacağız illaki. Evet. Söyleyebileceklerim bunlar. Eksik kaldı mı diye düşündüm ama. Teşekkür Evet. ederim. Sağ olun. Şimdi tuzu azaltmaktan bu kadar bahsediyoruz. Peki Aynur Hanım, tuzu mutlaka kullanması gereken belli hastalıklara sahip insanlar olabilir mi? Mutlaka bunların hayatına tuzu koymamız gerekiyor diyeceğimiz kişiler veya bu durumlar nelerdir? Bazı idrar sökücü ilaçları kullananlar, mesela bazı tansiyon ilaçları diyelim, veya psikolojik etkili bazı ilaçları kullananlar, işte bir kısım ilaçlar diyelim, vücuttaki tuzu atarlar. Bu sefer kişide tuz eksikliği, yani sodyum eksikliği meydana gelebilir. Bu kişilere biz işte bazen sadece günde bir tane maden suyu içmeleri bile yeterli olabilecekken, bazen de serumlar şeklinde takviyeler de yapmak durumunda kalabiliyoruz veya beslenmenizde biraz tuzu artırın diyebiliyoruz. Çok kişisel olarak değerlendirilmek üzere. Onun dışında egzersiz yapıp çok terleyen kişiler mesela, çünkü terle de tuz atılımı oluyor. Yaz aylarında çok terlediğimizde vücudumuzun tuz ihtiyacı artacaktır. Duruma göre hareket etmekte fayda var. Onun ötesinde de herkes kendi sağlığının sorumluluğunu almak zorunda. Yani çevremizde hani tuzu çok olan ekmek de var, işte tuzu az olan ekmek de var. Şimdi üretiliyor diye illa gidip lezzetine aldanıp da çok olan ekmeği yiyen kişi kendi sağlığını kendisi düşünmek zorunda. Ama devlet de bütün herkesin sağlığını düşünmek zorunda. Çünkü bu kişi tansiyon hastası olduğunda tansiyon ilacı kullanmak bir maliyet. Böbrek yetmezliği olduğunda o kişinin diyalize girmesi bir maliyet. Böbrek nakli yapıldığında böbrek nakli olanların kullandığı ilaçlar bir maliyet. Bütün bunları tabii devlet büyük bir açıdan bakarak düşünmek zorunda. O yüzden de bazı düzenlemeler yapılmasını çok normal buluyorum.
Ama biz kendimiz kişi bazında her koyun kendi ayağından asılır şeklinde kendimize dikkat etmek zorundayız sağlığımıza. Peki tuzun vücudumuzda azaldığını, bu sebeplerden azalabilir dediniz ama azaldığını kendi kendimize anlama imkanımız var mı? Bir şeyi fark edip ya ben şöyle yapsam daha iyi olur diyeceğimiz bir yolu olur mu acaba? Aşırı bir halsizlik oluyor onlarda ve çok azaldığı vakit artık şuur bulanıklıkları meydana geliyor. Daha çok çevresindeki kişiler anlıyor ve hemen hastaneye getiriyorlar. Bu durumda ani olarak müdahale açısından yapılabilecek bir şey var mı peki? Kontrolsüz asla yapılmamalı. Muhakkak doktor kontrolünde yapılmalı. Şimdi bu kadar tuzdan bahsediyoruz. Tuzu çok fazla tükettiğimizden, ülke olarak normalin üstünde tükettiğimizden bahsediyoruz. Bu kadar fazlalıktan bahsettiğimiz zaman bir yandan işin israf kısmı da benim aklıma geliyor. Acaba biz kaynaklarımızı veya gıdalarımızı israf ediyor olabilir miyiz? Ya da israfla ilgili bu bağlamda bakacak olursak, Sertaç Bey, önce sizden dinlemek istiyorum. Nurten Hanım, sizin de fikirlerinizi alacağım. Evet, tabii ki ham maddeden başlayarak ciddi bir israf var. Bundan kaçınmak olası elbette ama günümüzde buna hepimiz suçluyuz. Dünyanın bir köşesinde açlıkla mücadele eden, açlıktan kıvranan, bir doların altında beslenme ihtiyaçlarını gidermek zorunda olan insanlar varken, öte yandan altın tabaklar içinde yemek yenilen bir adaletsizlik içinde karşı karşıyayız. Tabii ki tarladan başlayarak bu israfın önlenmesi mutlak gerekiyor. Burada tabii rakamlara boğmak istemiyorum ama fırıncılık sektöründen örnek vereyim. Ekmeklerimizin %10'u üretildikten sonra herhangi bir biçimde taze çıtır çıtır çok güzel üretildiği ekmek tüketiciye ulaşmadan bayatlanmış veya tüketiciye ulaşmadan atık ürün haline gelmiş oluyor. Bakın %10 gibi çok ciddi bir rakamdan bahsediyorum. Korkunç büyük bir rakam. Bunun haricinde tarladan ta tüketiciye gidene kadar bazı ürün gruplarında %30'lara varan gıda kayıpları olduğunu bildiren pek çok çalışma var. Burada olay biraz bizim bilincimize, biraz evdeki kişi sayısına bağlı olarak porsiyon azaltmamıza, biraz ticari kurallara uygun olarak hani geçen 2 yıl önce yaşamıştık, hafızam beni yanıltmıyor ise, biz çok pahalı şekilde soğan patates tüketirken bir yandan da depolarda soğan patates dağları oluştuğunu gördük. Demek ki biraz vicdanımıza, biraz insanlığımıza bağlı olarak biraz da tabii ki işlemede doğru işleme metodolojilerini kullanarak gıda kayıplarını pekala hem kişisel hem ülkesel hem de vicdani olarak azaltma şansımız elbette mümkün. Ciddi kayıplarımız var. Çok teşekkürler Nurten Hanım. Siz neler eklersiniz israf boyutundan baktığımız zaman? Ben de hocamın dediklerine ilave olarak gıdada kayıp ve israf ikisini toplarsak aslında gıdanın yok oluşu çok büyük bir sıkıntı. Sırf bize değil sadece dünya genelinde öyle. Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun 2019 rakamlarında 690 milyon kişinin açlık sınırında yaşadığı ile ilgili bir rakam söylendi pandemi öncesi. Araya Covid girdi. Covid ile birlikte bu rakamın üzerine 132 milyon insan ilave olmuş. Yani 132 milyon insan bu küresel krizden dolayı, Covid krizi çünkü beklenilen bir durum değildi. Hatta gıda sektörü de afalladı, bir şok yaşadı diyebiliriz. Tedarik zinciri anlamında. Çünkü hatırlarsanız süreç başladığı zaman ülkeler arası kapıların kapandığı, gidiş gelişin yasaklandığı, hatta şehirler arası gidiş gelişin yasaklandığı bir dönem yaşadık. O zaman o tarladan sofraya dediğimiz mantık var ya, o sofraya koyduğumuz gıdanın bütün tedarik zincirinde zincirin halkaları kopmasın ki bize kadar ulaşsın. Fakat tabii tüm dünya genelinde şoklar yaşandığı için hasat sonrası yaşanan bir dönemde depolarda mallar kaldı. Dünya genelinde öyle. Aç insanlara ulaşamadan depoda çürüyen mallar oldu. Nakliye ve lojistik kısmını halledemedi bazı ülkeler.
Bizim ülkemizde yaşanmadı ama market reyonlarında böyle spekülatif satışlar, bir bakıyorsunuz reyonda mallar boşalmış ya da hızlı fiyat yükselmiş, böyle bir dalgalanmalar vesaire. Özetle pandemi süreci küresel bir zorluk, çok kişinin ölümüne neden oldu. Çok üzücü tarafları var. Fakat sektörel anlamda gıda sektörünü çok ciddi test etti. Küresel zincirin kırılmaması adına. Bu anlamda tüketiciler de aslında alışveriş alışkanlıklarında farklılıklar olduğunu fark ettiler. Hepimiz öyle. Birçok şeyi almadık pandemide. İşte kıyafettir, ayakkabıdır, şudur budur. Ama aksatmadan aldığımız bir şey vardı. Gıda aldık. Gıda bir tüketim tercihi değildi çünkü. Tüketim tercihi değildi. Bir zorunluluktur gıda. O zorunluluğu yerine getirirken, hakkıyla yerine getirirken güvenilir markalardan güvenilir şekilde ürün almak çok önemli. Bu bir. İkincisi de 2020'nin başında Mart ayında bir kalkınma programı, ekonomik kalkınma programı hedefler açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da orada belirttiği gibi önceliğimiz gıda olacak. Gıda güvencesi, beraberinde gıda güvenliği ve israfı ile ilgili önlemler alacağız diye açıklamalar yaptılar. Hatta 1,5 yıldır devam eden gıdanı koru sofrana sahip çık kampanyasını çok ciddi yürütüldü. Pek çok kişi de kampanyayı imzaladı. Fakat imzalamak bir şey ifade etmiyor. Şu an Türkiye'de 19 milyon ton gıda israf ediliyor yılda. Ve bu 19 milyon ton, hatta bir olayın ciddiyetinin farkına varalım diye rakam belirtmişler. 635 bin çöp kamyonu kadar gıda çöpe atılıyor yılda Türkiye'de. Ve çöplerle ilgili bir analiz yapıldığında %55'i meyve sebze atığı olarak. Aslında hepimiz işte belki ürün alıyorsun, dolabına yerleştiriyorsun. Ön tarafta başka şeyler var ve sen arkadaki ürünü unuttun. Bozuldu. Aa, geçen hafta almıştım, hiç de farkında değilim. Unutmuşum, kalmış deyip çöpe attığımız hepimizin vardır evinde. Dolayısıyla bu israf dediğimiz şey hem tüketici tarafında oluyor, hem üretici tarafında oluyor. Üretici tarafında olursa kayıp diyorlar buna. Tüketici tarafında olursa israf diyorlar. Ama toplamda ana başlığımız gıda yok oluyor. Ve o gıda yok olurken aslında hocam ekmekten bahsetti. Bir dilim ekmek için 40 litre su harcanır üretiminde. Bir dilim ekmek için. Biz çöpe atarken böyle bakmıyoruz meseleye. Buğdayın tarlada yetiştirilmesi, lojistiği, işçilik maliyeti, enerjisi, harcanan elektrik hepsi geldi soframıza. Ve o ekmek küflendi veya tüketeceğimiz nitelikte çöpe attık. Ne oldu? Litre başına dilim başına 40 litre suyu da çöpe atmış oldu bu hesapla. Şimdi gıda kaybının paralelinde de su kaybı var, su israfı. Ve su ile ilgili de ülkemizde ve bütün dünyada ciddi bir sorun var. Şöyle bakmak lazım meseleye. Bir şeyi tüketirken sadece onu tüketmiyorum ya da sadece onu çöpe atmıyorum. Dünya kaynaklarını da harcamış oluyorsun. Enerji, işçilik maliyeti, harcanan su ya da o lojistikte harcanan zaman da bir kayıp, bir israf. Her anlamda ekonomik kayıp. Bu anlamda bakılmalı ve bununla ilgili bir farkındalık oluşturulmalı diye düşünüyorum. İsraf gerçekten çok yönlü etkileri olan bir konu ve aynı zamanda bizim israfla ilgili yaptığımız bir yayınımız da oldu ve orada da verdiğimiz bilgilerden biriydi. Beni de öğrendiğim zaman aslında şaşırtan ve hiç aklımıza gelmeyen yönlerinden biri hem sizin bu bahsettiğiniz o ekmek sofraya gelene kadar geçen bütün emeklerin israf edilmesi, hem de çöpe atıldıktan sonra bu gıdaların çöpte etrafa yaydığı gazların çevreye olan etkisi de aslında yine çevrenin de israf edilmesi bağlamında da karşımıza çıkan başlıklardan biri ve sudan da bahsetmiş olduk israftan konuşurken. Suyla beraber tabii hem böbreklerden bahsediyoruz, tuzun etkilerinden bahsediyoruz. Suyu ele alacak olursak su tüketiminde nelere dikkat etmemiz gerekiyor sağlık açısından ve tuzla nasıl bir ilişkisi vardır? Çok tuz tüketince hepimizin fark ettiği gibi susarız.
Çünkü tuzun, sodyumun suyu çekme özelliği var. Şimdi bizim burada istediğimiz şey, kişi belli bir oranda suyu alsın vücuduna, evet. Ama tuzu da belli bir oranda alsın. Yani çok tuz tüketerek çok su içmek bizim istediğimiz bir şey değil. Tuzu makul bir oranda aldıktan sonra suyu da kendi bedenimiz için gereken oranda alabilmek. Tabii içtiğimiz suya çok dikkat edeceğiz. Zaten musluk suyu aslında gerekli denetimlerden geçen bir su. Ama doğal kaynağından keşke hepimiz ulaşabilsek, kaynağından su içebilsek. Bu da günümüz şartlarında mümkün değil. Denetimi yapılmış suyu tüketmek tabii ki hepimiz için en doğru olandır. Ben bir aşırı tüketimden, hani israftan bahsederken, kişisel anlamda da çok yemenin, hani ihtiyaçtan fazla yemenin israf olduğu kanaatindeyim. Aynı zamanda aslında beden sağlığımızdan da götürdüğü için bedenimizi de israf etmiş oluyoruz. Peki sudan bahsettiğimiz zaman yeterli oran kişiden kişiye değişir mi? Bu oranı nasıl belirlememiz gerekiyor? Evet, ortalama olarak işte kilo başına 30 mililitre dedik ama hava sıcaklığına göre değişebilir. Kişinin yaptığı egzersiz durumuna göre değişebilir. Yani bir tarlada çalışan bir insan için tabii ki bu yeterli değil. Efendim kişinin işte böbrek hastası, kalp hastası olmasına göre değişir. Ama ortalama olarak kilo başına 30 mililitre su genel anlamda yeterli. Yavaş yavaş sona yaklaşırken bir seyirci sorumuzu da size iletmek istiyorum. Hamilelikte tuz kullanımına nasıl dikkat edilmesi gerektiğini soruyor izleyicimiz. Bazı hamilelerde tansiyon sorunu yaşanabiliyor. Tabii hamile kişilerin daha yakından tansiyonlarını takip ettirmelerini, doktorların önerisi ışığında belli aralarla idrar tahlili yapılabilir hamile bayanlara. Böbreklerinde bir sorun var mı acaba diye. Ona göre öneriler değişebilir. Ama normal toplumdan çok farklı bir önerimiz yok. Bir de şöyle bir durum var. Ben sona gelmeden tuzla ilgili sağlık açısından her başlığa değinmek istiyorum. O yüzden yine size soracağım. Bazı ilaçlarla tuz kullanımında da daha dikkatli olmamız gerekiyor. Burada hangi tedavilerden geçerken tuz kullanımına dikkat etmemiz gerekiyor ve ne şekilde dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, biz şimdi bazı hastalıklarda kortizon türü ilaçlar veririz. Kortizon verdiğimiz kişilere de bu ilacı kullandıkları sürece tuz yememelerini öneririz. Çünkü bu ilaçta tuz birleştiği vakit vücutta ödeme, su tutulmasına sebep olabilir. Ve bu da bizim daha sonrasında başka sorunlarla, ilave sorunlarla karşılaşmamıza sebep olabilir. Bunun gibi durumlarda özellikle kortizon ilacı kullanan kişilerde doktorların önerisi ışığında tuza dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Evet, şimdi yavaş yavaş son 10 dakikamıza gelmişken Sertaç Bey, çok güzel bir cümleniz oldu. Bizim bu sizle beraber yaptığımız 3 programda şeker şekerdir dediniz, un undur dediniz. Bugün de tuz tuzdur dediniz. Evet. Gerçekten çok vurucuydu ve bizim için de çok netti. Ama yine de programımızın geneline baktığımız zaman genel olarak bize bu sohbeti dinleyenlerin bu programdan özetle neleri alması gerektiğini düşündüğünüzü söylersiniz. Ben şöyle söyleyeyim, bir kere genel anlamda hani tuzun özelinde değil ama genelde hiç şüphesiz tuzu da kapsayacak şekilde. Beslenmemizde eğer özel bir durum yok ise hekimler tarafından teşhis edilen, diyetisyenler tarafından hekimlerle birlikte önerilen özel bir durum yok ise ben beslenmemizde rutinin dışına çıkmamamızın, hani günlük normalin dışına çıkmamamızın yararlı olduğunu düşünüyorum. Yaşam standartımızı yükseltirken hani bazen oluyor, özellikle çok fazla bu ara baharatlara da dandık pandemi sürecinde. Çok fazla gıda takviyelerine yöneldik. Çok fazla fonksiyonel gıdalara yöneldik. Hani beslenmemizde yaşam standartımızı yükseltirken standart yaşamımızdan kopmamamız gerektiğini öğütlüyorum özetle. Hani standartımı yükseltirken standart yaşamdan koparsam bu benim için intihardan başka hiçbir şey değil. Hani doğru dürüst günlük yaşantımızı
Tabii ki spor, aktivite, bunlar da dahil olmak üzere. Özellikle hocam da belirtti, Aynur hocam da belirtti. Sigara ve benzeri mamullerden de olabildiğince kaçınarak veya başka zarar verici ürünlerden de olabildiğince kaçarak aktif bir yaşam sürersek sanıyorum çok da zararlı bir iş yapmış olmayız. En azından yaşam hanemize karlı bir yatırım yapmış oluruz. Normalin dışına çıkmamak gerektiğini düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler Sertaç Bey. Nurten Hanım, sizden de fikirlerinizi almak istiyorum ve aslında birkaç dakikamız varken belki çok daha detaylı konuşabileceğimiz bir konu ama tüketici olarak gıda okuryazarlığından bahsettiğimiz zaman özellikle dikkat etmemiz gereken maddeleri de bizimle paylaşabilirseniz çok seviniriz. Evet, gıda yanından israf ya da doz aşımını attığımız zaman gıda stratejik bir üründür ve ülkelerin birbirine üstünlük sağlaması için çok önemli bir argümandır. Gıdanın muhafaza edilmesi lazım, doğru üretilmesi lazım, güvenilir bir şekilde üretilmesi lazım, bilinçli ellerde üretilmesi lazım, israf edilmemesi lazım. Tüketicinin de tüketirken tüketim alışkanlığında bir sorumluluk arz ettiğinin farkında olması lazım. Yani etiket okuyun diyoruz ya sürekli, etiket okuyun. Evet, okuyalım. İşte gidiyorlar ve ürünü alıyorlar. Etiket okuyor ama sadece son kullanma tarihine bakıyor mesela. Diğer orada yazan bilgilere de bakamalı. Mesela bugün sodyum oranından, işte tuz oranından bahsettik. Etiket yönetmeliğinin yeni halinde paketlerin üzerinde tuz oranının da yazılması, yağ oranının da yazılması, işte toplam sodyum oranı diye yazılıyor tabii, tuz oranı diye konuşuyoruz. Ve trans yağ oranının da yazılması ile ilgili zorunluluklar geldi. Burada şunu görüyoruz aslında. Gıda konusunda bir kapsayıcı yaklaşım ortada. Yani şu, merkezine insanı koyuyor. İnsan sağlığını hedefleyen, insan sağlığını korumak adına inşa edilen bir gıda sisteminin var olması gerektiği. Tarladan sofraya dediğimiz, hatta tarla da değil, tohumdan sofraya. Hatta o da değil, tohumdan çöp tenekesine. Şimdi israf boyutunda konuşursak ne aldın, ne tükettin, ne attın mantığıyla hareket etmesi gerekli tüketicinin. Bilinçli gıda tüketip, o bilinçle gıda okuryazarlığıyla ürün alırken neye dikkat etmesi lazım? Nasıl tüketmesi lazım? Dolapları nasıl düzenleyecek? Çünkü evlerde buzdolabının düzenlemesi de bir planlamadır. Ve doğru dolap düzenine dikkat edilmediği zaman gıda israfına ve hatta ürünlerin bozulmasına yol açar. Daha sonra da atılacak ürünlerin hakikaten atılabilir nitelikte mi yoksa hala tüketilebilir nitelikte mi, buna dikkat ederek yola çıkması lazım. Şimdi son dönemde hatta israf konusunda gıda ürünlerinin üzerinde son kullanma tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkları konuşup israf konusunda pek çok vatandaşımız TETT'nin ne olduğunu bilmiyor. Buradan onu da söylemek lazım. Risk grubu düşük olan gıda ürünleri vardır. Mesela tuz bozulmaz. Yine su oranı düşük olan gıdalar vardır. Çay gibi, ondan sonra kuru bakliyatlar gibi. Bunların üzerinde son kullanma tarihi yazmaz. Onun yerine TETT yazar. Yani risk grubu düşük ürünlerdir. Dolayısıyla açıldığı zaman tüketiciye diyorlar ki hemen çöpe atmadan önce bir bak bakalım. Kullanılabilir niteliktedir o ürün. Yani görüntüsünde bir sorun yoksa, kalitesinde yoksa, kokusunda bir sorun yoksa sen bunu tüketmeye devam edebilirsin. Mesela eğer hiçbir sorun yoksa ve üzerindekini ben son kullanma tarihi olarak zannediyorsan ve çat diye çöpe atıyorsan israfı orada başlatmış oluyorsun aslında. Onun için aslında alışverişi doğru etiket okumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tuz konusunda da ben tuzu seviyorum. Kendi adıma hani bireysel olarak evet 5 gramı aşmamaya çalışıyorum. Fakat şu, tuz da hakikaten kıymetli bir şey. Tarihte de baktığımız zaman aslında para değerinde beyaz altın olarak tanımlanmış ve Büyük Roma'da askerlerin maaşını bile tuzla vermişler. Öyle kıymetli bir ürün.
Tuz tarihte çok değerli ama hocalarımın da bahsettiği gibi doz olayı, kullanım dozu olayı çok kıymetli. Yani orada bir şey var, çok lezzetli ama fazla tüketmemek her zaman son derece sağlıklı. Orada iradeyi devreye koymak belki de daha mantıklı gibi geliyor bana. Eğer yetişkin bir bireysek, kontrolden geçiyorsak söyleyebileceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Şimdi yaklaşık son 2 dakikamıza girmişken önce bir seyirci sorumuz var. Onu sormak istiyorum. Bacaklarında seyirmeler olduğunu söyleyen bir izleyici acaba bunun tuz tüketimiyle bir ilişkisi var mıdır diye soruyor. Evet, bu tür rahatsızlıklarda biz de zaten minerallere bakarız genellikle. Yani sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineralleri acaba kişinin ne durumda? Eksikliği varsa tamamlamaya çalışırız. Fazlalığı varsa sebebini araştırıp onu yönetmeye çalışırız. Ya yani böyle bir durumda o zaman mutlaka bir doktora gidip lazım. Evet. Tabii, tabii. Yani kendi kendime tuzu azaltayım, yok, şunu hayır, arttırayım. Hayır. Evet. Ama fazla kullanıyorsa kullanmasın tabii. Günlük 5 gram, 6 gramı geçmemesini tavsiye ediyoruz. Peki bugün bahsettiklerimizden genel olarak bir özet olarak başlıklar çıkartacak olursak siz kendi alanınız çerçevesinden bize neler söylersiniz? Hayati bir mineral ama her şeyde olduğu gibi dozuna dikkat etmek lazım. Burada çok klasik bir sözü hatırlatmak istiyorum. Zehirle ilacı ayıran dozudur. Biz burada doza çok dikkat etmek zorundayız. Çok teşekkür ederim her birinize. Tuz açısından ve aslında genel olarak beslenme açısından çok önemli başlıkları tüketici tarafından fark etmemizi sağladı bu sohbet diye düşünüyorum. Çünkü sadece soframıza geldiği andan itibaren biz sanki o ürünle ilişki halinde oluyormuşuz. Sadece onu yemeklerimize katmak için kullanıyormuşuz gibi bir algımız vardı. Ama işin arka planını öğrendiğimiz zaman biraz daha bakış açımızın değiştiğini düşünüyorum. En azından tüketici olarak benim açımdan böyle bir farkı oldu. Tabii sağlık açısından da ele almamız gereken pek çok başlıktan bahsettiniz. Hepsi çok kıymetli bilgilerdi. Her birinize çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza ederiz. Sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kendini bilmekte bugün gıdalardan, besinlerden bahsettik ama hepsinin özelinde tuza değinmeye çalıştık. Umarız izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.